Bugünün en çok konuşulan, gündemi en çok izlenen yayını aslına bakarsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi televizyonuydu. İBB Meclisi vardı. Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantısını ve bu toplantıda çok fazla tartışma yaşandı mecliste. Geçen toplantılarda olduğu gibi benzeri bir tablo yine ortaya çıktı. Şimdi CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile konuşacağız. Tarık Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi belki o meclisin gerginliğiyle, tabii orada çok fazla konu konuşuldu. O gerginlikle birlikte çok böyle sağlıklı cevaplar verilmemiş olabilir. Çok sağlıklı tartışmalar olmamış olabilir. Birazdan meclisten sonra sizde böyle bir konuşma fırsatı yakaladık. Evet. Ve en azından bazı konuları daha geniş bir şekilde yer verebiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi bugün çok konuşulan konulardan bir tanesi mecliste AKP'li bir meclis üyesi Ömer Faruk Kalaycı'nın söylediği şu cümleler. Dedi ki o vakıflardan çıkan gençler, yani burada o Evet. israf yapan, oralara o para gönderilen vakıflardan bahsediliyor. TÜRGEV, TÜGVA, Ensar Vakfı gibi. O vakıflardan çıkan gençler sizin uykularınızı kaçırır dedi. Ekrem İmamoğlu buna çok sert tepki gösterdi. Ne söylemek istersiniz bu söylemle ilgili örneğin? Yani bir kere o da söylediği şuydu: biz bu vakıflardan milli, inançlı ve özgür gençler yetiştiriyoruz. Bunlar da size uykularınızı kaçırıyor dedi. Yani biz milli, inançlı ve özgür gençlerin olmasından dolayı uykumuz falan kaçmaz. Böyle bir derdimiz de yok bizim. Ama sürekli olarak bahsedilen işte kindar ve dindar nesil de aslında bir anlamda bu. Biz özellikle bu yurt meselesini doğru bulmuyoruz. Çünkü geçmişte de bazı vakıfların ve derneklerin yurtları vardı ve 15 Temmuz'da bunların başımıza neler açtığını bugün çok iyi biliyoruz. Bizim anlayışımız itibariyle belediye de bu konularda bir yatırım yapacaksa bunun kendisinin yapması gerektiğini daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Hem bir kere orada okuyan gençlerimizin güvenliği ve eğitim açısından daha doğru olduğunu düşünüyoruz. İkincisi de kaynakların daha doğru kullanacağını düşünüyoruz. Yani bu anlamda biz sadece belli kişilerin elinde olan, yönetiminde olan vakıf ve dernekler aracılığıyla yurt yapılması meselesinde doğru bulmuyoruz. Biz onlarla bu konuda aynı şeyleri düşünmüyoruz. Ne siyaseten ne de iktisadi olarak aynı şeyleri düşünmüyoruz. Farklı noktalardayız. Onlar meseleyi başka yere çekmeye çalışıyorlar. Ama işin özü aslında bizim açımızdan belli. Öncelikle biz buralara bu kadar çok ciddi kaynak ayırmayı ekonomik olarak doğru bulmuyoruz. Siyasetten de tabii karşı olduğumuz pek çok yerde var. Peki orada diyor ki örneğin Ömer Faruk Kalaycı, bu yurtlar devletin yurtları diyor, devletin milletin yurtları diyor. Ekrem İmamoğlu da diyor ki birkaç aile ferdinin desteğiyle vakıflar devletin olmaz. Devletin yurtları mı değil mi yani hani Devletin ne? yurdu değil, Evet. devletin yurdu değil, tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurmuş olduğu vakıf ve derneklere bağlı olan yurtlar. Büyükşehir Belediye'miz bunlarla protokol yaptı. Bu protokoller kapsamında da bu şeylerin, yurtların varsa kiraların ödenmesi, teknik şartların yapılması, bakım onların ve inşaat maliyetlerinin karşılanması ile ilgili protokoller imza altına alındı. Büyükşehir Belediyesi bu vakıf ve derneklerin yurt işletmelerine yardımcı olmak amacıyla protokolleri yaptı. Yoksa bu şeyler, yurtlar devletin yurdu falan değil. Kredi Yurtlar Kurumu var. Devletin bütün yurtları da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı. Bunlar buraya bağlı falan değiller. Tamamen bağımsız çalışan, Evet. vakıf ve derneklere bağlı çalışan yurtlar bunlar. Evet, özel. Şimdi bu mecliste çok tartışılan bir konu aslında hani ben biraz da orada AKP'li üyelerin özellikle gündeme getirdiği konuları da size sormak istiyorum. Örneğin Tabii. dediler ki Ekrem İmamoğlu'na her konuşmadan sonra cevap veriyorsunuz o kişiye, daha sonra da sıradaki kişiye söz veriyorsunuz. Bu adil değil ve 5 dakikalık bir söz sanıyorsunuz. 5 dakika tartışması da oldu. Siz de oradaydınız. Ne Evet. demek istersiniz? Tevfik Göksu özellikle bunu gündeme getirmişti. Böyle bir adalet sessizlik var mı mecliste ya da başka bir şekilde söz tanınabilir miydi? Ben bir adaletsizlik olduğunu düşünmüyorum. Hatta fazla demokrasi olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde ben hiçbir CHP'li meclis üyesinin bir tek günde dört ayrı meclis üyesinin birden konuştuğunu görmedim. Hiç böyle bir meclis yaşamadık biz. Bizim meclislerimiz eğer bütçe ya da faaliyet raporu yoksa 1 saat, 2 saat, bilemediniz 2,5 saat sürerdi. Bugün tam 6 saatlik bir meclis yaşadık. Tamamen demokratik bir ortamda, adaletli biçimde herkesin görüşünü hatta bazen sınırları çok zorlayan, çok aşağı şekilde ifade ettiğini de gördük. Hakarete varan şeyler gördük. Hakaretler gördük orada. Bu ne yazık ki AK Parti grubu burada seviyeyi çok aşağıya çekti. Biz onlara
bilinçli olarak çok fazla cevap vermemeye çalıştık. Çünkü cevap vermemiz aslında onların istediği şeydi. Bizi oraya çekmek istiyorlardı ama biz o noktaya gelmedik. Bizim derdimiz belli. Biz 16 milyon İstanbul'da hizmet etme derdindeyiz. Başka bir derdimiz yok. Meclisin canlı yayınmasını fırsat bilerek işte bizi seyreden insanlara karşı böyle bir şov yapma amacı içerisinde orada davrandılar. Ama ben geçmiş dönemleri de biliyorum. Ben tecrübeli meclis üyesiyim. Geçmiş dönemlerde asla ve asla 4 CHP'li meclis üyesinin konuştuğu, gündem dışı söz aldığı bir belediye meclisi biz yaşamadık. Bugün 4 AK Partili muhalif meclis üyesinin konuşmuş olması bile yani demokrasinin ve adaletin ne kadar bizim anlayışımızda yukarıda olduğunu gösteren bir işarettir zaten. Evet. Bir sorum daha olacak. Şimdi AKP'li büyüğe hemen ismine de bakacağım. Sizlere söyleyeceğim. Yavuz Selim Tunca. Kendisi Esenler Belediyesi'nde çocuk oyun grubunun yöneticilerinin görevden alındığını söyledi galiba. Ekrem İmamoğlu da ona tepki gösterdi. Dedi ki Ekrem Bey geldikten bir gün sonra bir gecede oyun gruplarımız, çocuk oyun gruplarımız götürüldü. O da uyduruyorsun dedi. Örneğin bununla ilgili herhangi bilginiz var mı? Sizin bilgilendirmek yani, ister misiniz? Zaten Ekrem Bey'in başka işi gücü yok. Seçildikten bir gün sonra Ümraniye'deki çocuk gruplarını kaldıracak. Yani gerçekten kargalar gibi bile güler yani böyle bir şeye. Sadece orada bir algı yaratmaya çalışıyorlardı. Bizim hiç bunlarla işimiz yok. Özellikle çocuklarla bu anlamda hiçbir işimiz yok. Biz yani orada bir parti yapılacaksa ona daha fazla katkı sunmayı tercih ederiz. Ama Ekrem Bey seçimden bir gün sonra geldi ve buradaki oyun gruplarını kaldırdı demek bence çok büyük bir iftiradır. Başka hiçbir şey değildir. Allah'a havale ediyorum. Başka bir şey yapmıyorum yani. Evet. Bunun hiçbir mantığı yok. Yani hiçbir vicdan böyle bir şeyi kabul etmez. Bir konuyu daha soracağım. Aslında mecliste biz tartışmalara tanık oluyoruz ama bunlar meclisin aldığı kararlar değil. Ya da belediye nasıl çalışıyor gibi bir soru işareti var. Bu meclisten ne işe yarıyor, ne konuşuluyor burada gibi bir soru işareti var. Örneğin kararlar alınıyor mu? Neler söylemek istersiniz? Yani şimdi tartışma şu, bu aslında başka meclislerde de tartışılıyor. İşte çok fazla tartışılıyor ama hiçbir şekilde karar alınmıyor. Belediyecilik yapılmıyor. Bunun önü tıkanıyor gibi bir soru işareti var, bir eleştiri var başka kesimler tarafından. Siz de katılıyor musunuz böyle bir eleştiriye? Şimdi şöyle tabii, bu eleştiri yapanlar daha önceki dönemlerde meclisi izlememiş olan kişiler. Tabii Mart üstünde seçimi iptal olması, tekrar Haziran seçimleri falan meclisin olağan çalışmasını engelleyen bir hal aldı. Olağan şartlarda normal meclislerde biz İstanbul'da ilk gün genelde siyasi değerlendirme yapılabilir. Gündem dışı konuşmalar daha yoğun olur. Ama daha sonraki günlerde özellikle raporlar görüşülür ki raporlar aslında İstanbul halkının hizmet sunabilmek için gerekli olan raporlardır. İşte bunlar işte plan bütçe komisyonundan, hukuk komisyonundan, imar komisyonundan gelir ve meclis bunlar üstüne değerlendirme yapar. Ama bu seçim sürecinden kaynaklı olarak meclis çalışmaları öyle bir sekteye uğradı ki bunların önemli bir çoğunluğu yapılamadı. Bu ay itibariyle işte aslında meclis İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi olağan gündemine dönüyor. Bugünkü ilk görüşme sonrasında artık ikinci meclisten itibaren, perşembe günden itibaren raporlar görüşülmeye başlayacak ve İstanbullular orada İstanbul için neler yapıldığını görecekler. Evet, o raporlar ondan sonra konuşulmaya başlanacak diyorsunuz. Bir konuyu daha sormak istiyorum. Bugün aslında gündeme de geldi zaten o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar, Yenikapı'da sergilenen araçlar. Onlar kaldırıldı galiba Teknofest çadırı kuruldu oraya değil mi? Evet. Evet. Araçlar tekrar kiralanan yerlere verildi. İade edildi. Evet, iade edildi. Onunla alakalı bir son gelişme var mı? Hani iade edilmesiyle alakalı vesaire. Tabii iadeler bitti ya da bitmek üzere. Toplamda 1200'den fazla araç iade edilmiş oldu. 730 tanesini biz bugün itibariyle iade ettik. 517 tanesi de 31 Mart seçiminden hemen sonra Nisan başında ve Mazbatan'ın İftarından sonra iade edenler var. Toplamda 517 aracı biz Nisan ve Mayıs aylarında iade etmiş olduk. Toplamda 1217 araç iade oldu. Bu yaklaşık olarak da binek araçların %20'sine denk geliyor. Bu da çok ciddi bir tasarruftur. Evet, peki. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Yayınımıza bağlandığınız için. Tarık Balyalı. Evet. CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile detaylı biçimde konuştuk. Mecliste yaşananlar, mecliste yaşanan tartışmalar acaba ne cevap veriyor diye hepsine, bütün o tartışmalara sırasıyla cevap verdi kendisi. Şimdi bir başka gündem, bugün aslında konuşulan konularından bir tanesi, Avrasya Araştırma Merkezi bir anket yayınladı. Normalde bu anketlerde bir oy azalması olsa bile her zaman AKP önde gösteriliyor. Bütün anketlerde neredeyse bu şekilde. Ancak ilk defa Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi
CHP'yi önde gösterdi. Nasıl oldu böyle bir olay? Birazdan kendisiyle konuşacağız.